Şimdi 8 ile bölünebilme ile ilgili bir takım kurallardan bahsetmiş. Şimdi 4 basamaklı bir sayı şöyle alalım. Eğer son 3 basamak 8 ile bölünebiliyorsa sayı 8 ile bölünür. Bu doğru. Şimdi şu şekilde yazılıp yani 4B, B'nin 4 katı, C'nin 2 katı ve D'nin toplamı bu sayı 8 ile bölünebiliyorsa bizim sayımız da 8 ile bölünebilir. Bu da 8 ile bölünebilmenin diğer bir kuralı. Bu da doğru. Ama şu rakamların toplamının 8 ile bölünebilmesi yeterli değil. Şöyle bir durumla karşılaşabiliriz mesela. Bizim sayımızın sonu. Bakalım 320. Şimdi toplamı 5. Bunu 4 alsak. Yok kaç oldu? 5 fazla aldık. 3 yapacak. Şunu yapsak. 323 alsak. Bunların toplamı 8 yapar. 8 ile bölünebiliyor ama bu sayı 323 sayısı. 323 ile biten sayı bölünmüyor. Bu yanlış yani. Sadece 1, 2 doğru. 2 oluyor arkadaşlar. 8 ile bölünebilmenin bir kuralı oldu.